Sizlere gerçekten mükemmel bir coin sitesi tanıtacağım. Aşırı ucuza coin sitesi arıyorsanız Dearcoins tamamen size göre. Ayrıca Koray kodunu kullanarak ucuzluğa ucuzluk katabilirsiniz. Almadan önce lütfen bana yazın. Link açıklamada. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün her cuma olduğu gibi eşleşmeleri tahmin edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte eşleşme tahminleri yapıyoruz bakalım. Umarım güzel bir şekilde tutturabiliriz. Geçen hafta sadece bir tane maç tutturabildim arkadaşlar. Bana güvenenlerden özür diliyorum. Ancak bu sefer analizli bir şekilde eşleşmeler tahminleri yapacağım. Haftaya da gelmesini istiyorsanız sizlerden bu videoyu 2000 like geçmenizi bekliyorum. Eğer bu video 2000 like geçerse haftaya cumada tahminlerim gelecek. Eğer geçmezse gelmeyecek. O yüzden 2000 like geçmeyi istiyorum arkadaşlar. Lütfen 2000 like geçelim. Hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup gönderim bildirimlerini açmayı unutmayın ki arkadaşlar bütün videolardan haberdar olabilin. Ve ayrıyetten de PG ailemize, eski PG tabii ki, şu anki Koray Yıldırım ailemize katılabilin arkadaşlar. Hemen şimdi sizlere bunu söylüyorum ve hemen şimdi arkadaşlar, bu arada iki tane yorumu da videoların ilerleyen dakikalarında göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ben şu maçı direkt oynayacağım arkadaşlar. Bu maçta şu anda Independent 15 puanda, Racing Club 12 puanda. Ancak ben bu maçı Racing Club'ın alacağını düşünüyorum. Bakın berabere de bitecek demiyorum. Birazcık analiz yaptım ve bu analizler sonucu Racing Club alacağını düşündüm. Ancak bu maç çok karmaşık arkadaşlar. Bu maça beraberlik de verebilirsiniz Independent'te. Yani bu maç her türlü bitebilir. Bu maç %3'te bir şansınız var diyeyim. Ama ben Racing Club'a veriyorum arkadaşlar. Bana daha mantıklı geldi. O yüzden Racing Club'a veriyorum arkadaşlar. Yaptım analizler sonucu en mantıklısı bu geldi. Ancak tabii ki siz Independent'e de verebilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Umarım da Racing Club alır maçı. Şimdi Lewandowski'ye. İlk maçımızı gördüğünüz gibi verdik arkadaşlar. Gerçekten Racing Club'ın alabileceğini düşünüyorum ben. Haydi bakalım. Umarım kazanır Racing Club. Lewandowski'ye geçemedik. Tekrardan Lewandowski aldı. Topu çok ilginç. Lewandowski 4'te 2 oldu. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Umarım buraya hiç kimse atlamamıştır. Aslında bugün ben farklı bir video atacaktım. Bugün 4 milyon coins çekip paket açtığım bir video atacaktım. Ancak bu etkinliği unutmuşum. Bu etkinliğe güzel bir like gelmişti geçen hafta. O yüzden bu etkinliği tekrardan atıyorum. Yarın 4 milyon coins çekip bir video çektiğim bir video gelecek arkadaşlar. 4 milyon coins çekip paket açıyorum videoda ve sitemizden. Bana diyordunuz ki arkadaşlar, madem güvenilir neden sen almıyorsun falan işte. O yüzden size göstermek için ben de alıp sizlere göstereceğim o siteden. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum ve umarım beğenirsiniz o videoyu da arkadaşlar. O videoda umarım 3000-4000 like gelir yani. Çünkü çok güzel bir video oldu. Sizler için coins'i çektim ve paket açtım. Ayrıca takımımı falan da güçlendirdim biraz. Neyse arkadaşlar, şu anda ekranda 2 tane muazzam ötesi yorum görüyorsunuz. Gerçekten yorumlarınız çok güzel geliyor arkadaşlar. Bu videoya da yorumlarınızı yardırın arkadaşlar. Bu videoya rekor yorum bekliyorum ve videoyu beğendikten sonra güzel 2 yorum yaparsanız, yani sizin bir yorumunuz ve başkasının bir yorumunun yorumda çıkma şansını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. 2 yorum gösteriyorum yani. Umarım güzel bir yorum yaparsanız ve şansınızı yakalarsanız diyorum arkadaşlar sizlere. Umarım dediğim gibi güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunları gösterecektim, sizlere göstermeyi unutmuşum, hemen göstereyim. Milinkovic-Savic'i görüyorsunuz burada. İşte bu durumlar arkadaşlar. Milinkovic-Savic burada. Bunu alamadık. Çünkü 4 lazımdı. Bizde 1 var. Ben bu adamı almak gerçekten çok istiyordum. Bu arada bu adamın mevkisine bakmadım. Bir dakika. Bu adamın mevkisi neymiş? Stoper abi çok lazım. Aşırı lazım. Bunu almamız lazım. Gerçekten önemli arkadaşlar. Özelliklerine de bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada biz neye vermiştik? Bak galiba beraberliğe mi vermiştik? Yok. Biz Real Madrid'e verdik. Bu maç berabere bitti. Biz Tigres'e verdik maçı. Üst Monterrey kazandı. Biz kime verdik? Biz Arsenal'e verdik galiba değil mi? Yok, biz Arsenal'e vermedik. Biz Tottenham'a verdik maçı. Arsenal kazandı. Ve biz Roma'ya biz neye verdik? Ha, biz bunu doğru bildik. Bunu da doğru bilelim artık zaten. Benim en güvenmediğim maç Real Madrid maçıydı. Ve genel olarak 3 tane tutamayan maçımız oldu arkadaşlar geçen hafta ama... Ben yine de inanıyorum. Bu arada bir tanesi 2000 FIFA points değerinde. Gerçekten 8000 FIFA points verip bu oyunculardan alabiliyorsunuz. Tabii ki hiç tutturamazsınız ama illa tutturduğunuz olabilir. O yüzden daha ucuz olabilir. Şimdi arkadaşlar Naldo'nun bir özelliklerine bakalım. Defansif anlamda nasıl bir kartmış bir görelim. Bunu nasıl bakıyorduk? Bu şekilde bakıyorduk. Şimdi arkadaşlar özellikle 50.000 antrenman XP'si gerekiyor 85'e yükseltmek için. Çok kolay bir şey değil 85'e yükseltmek. Ancak zaten takımıma geldiği zaman benim 88 olacak. Ben de bunu 2 gen arttırmak için elimden geleni yapıp takımıma koyduğum anda bunu 90 gen yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu ben şimdiden sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar beceri geliştiricilerini boş verin. 79 hız, 77 şut,
68 pas birazcık düşük. Takıma gelince 75 falan geçebiliyorsa, 73 falan en azından geçebiliyorsa bu bizim işimizi çok kolaylaştırır. Buna pas lazım çünkü. Çeviklik 71, defans 90, fizik 85. Bu iki özellik zaten beni benden aldı şu anda. 79'uz. Gerçekten çok iyi. 77 şuta hiç gerek yok. Şuttan kesip pasa verseydiniz daha güzel olabilirdi. Maalesef olmamış. 79 sprint hızı var gördüğünüz gibi. Hızı kötü değil. Müdahalesi güzel. Markajı güzel. Gerçekten kötü bir oyuncu değil arkadaşlar. Ben çok beğendim bu oyuncuyu. Ancak pasları kötü. Paslarını birazcık daha geliştirebilirsek, gelişecekse bu adam gerçekten çok harika. Çok beğendim oyuncuyu. Milinkovic Savic kadar en az beğendim arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Schalke'nin son maçlardaki form durumu harika. Dortmund'un son maçlardaki form durumu berbat ötesi. Ancak Dortmund'un son maçları ve Schalke'nin son maçları karşılaştırıldığında Schalke kolay rakiplere karşı, Dortmund zor rakiplere karşı oynamış arkadaşlar. Şimdi ben size bunları söyledim. Siz bunlara göre karar verin. Bu arada Schalke Dortmund'un 3 puan altındaydı galiba. Bir dakika, hemen bakıp geliyorum. Baktım geldim arkadaşlar. Schalke Dortmund'un 3 puan altında değil, üstündeymiş. Bakın, ben bu maçı Schalke'nin alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Dortmund bu maçı kesinlikle yenmesi gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var. Dortmund Avrupa'da maç oynadı. Yani dünyada, yani hafta içi maç oynadı. O yüzden hafta sonu yorgun olarak, Beşiktaş gibi olursa yorgun olarak çıkarsa maçı kazanma şansı düşüyor. Ancak çok fazla kazanması gerekiyor. Yani bütün bunlar benim düşünceme göre beraberliğe gidiyor. Ancak ben Dortmund'a güvendim nedense ve Dortmund'a veresim geldi. Ben size önerim, beraberlik de verebilirsiniz. Dortmund'da Schalke'de. Bakın şu iki maçta da gerçekten, yani şu maçı zaten bir şey diyemem. Ama abi birazcık sıkıntı arkadaşlar, bilmiyorum. Ben Dortmund'a vermek istedim. Çünkü ev sahibi Dortmund bir de. Ev sahibi Dortmund Schalke'ye yenilmez diye düşünüyorum. O yüzden haydi bakalım Dortmund'a verdim arkadaşlar. Gitti artık. Bunun kaçarı yok. Dortmund'a verdik. Kitlendi. Bitti. Ve şimdi oynayacağız bakalım. Umarım da Dortmund yener yani. Ben Dortmund'a güveniyorum. Eğer Dortmund'a güvenmiyorsanız Schalke'ye de verebilirsiniz. Ama ben Schalke'den ziyade kazanma ihtimalinin beraberlik olduğunu daha çok düşünüyorum. Hani %50 Schalke hiç kazanamaz desek %51. Schalke kazanmayacaksa yani %51 Dortmund kazanacak, %49 beraberlik. Yani tereddütteyim biraz ben de. O yüzden size bırakıyorum arkadaşlar. Hala oynamayanlar varsa şu ana kadar Dortmund'da da oynayabilir. Yani ben Dortmund'da oynadım. Siz beraberliğe de oynayabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Belki Schalke de kazanabilir ama yani Schalke kazanmayacak diye bir şey de demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bu arada şu stadı değiştirecektim. Bakın hala değiştirmemişim. Bu arada gol de atamıyoruz ilginç bir şekilde. Lewandowski vurdu ve gol geldi. 3/4 oldu. 4/3. Bu arada bu videoda 3 tane 35 binlik paket açıp ayrıyetten de 20 binlik 2-3 tane paket açmayı düşünüyorum bakalım abi. Sizlere kadromu maalesef gösteremeyeceğim ama şu paketleri açacağım. Ali vurdu, 4-4 oldu. Çok güzel oldu. Ve gördüğünüz gibi bunu da tamamladık arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte gidelim, bir 2 tane 35 binlik 2 de 20 binlik paket açacağım. Aynen öyle karar verdim. 2 tane, hatta tek tek açacağım. Önce 35 binden başlayarak tek tek açacağım hepsini. Bu arada Thanksgiving etkinliğinde oynadığım ayrı bir video gelebilir. Bilmiyorum ne yapacağım. Belki bu videoda da açabilirim. Şimdi 35 binlik paketler nerede? Burada. Hemen 35 bin coins'lik bir paket açılımı yapalım bakalım ne çıkacak. Haydi bakalım hocam. Winhoven, Almqvist, Rebro. Hocam şöyle bir elit falan versen şuradan. Sıra sıra açacaktık, o yüzden hemen geçiyorum şuraya. Videoda şöyle bir 85'lik falan elit çıksa var ya ne güzel olur ha. Haydi bakalım Müller'in paketi, beceri geliştiricisi paketi, saldırganlık çıktı. Naldo için dengeli 2 tane verseydin ya daha güzel olabilirdi. Keşke dengeli 2 tane verseydi. Tek tek açacağımız için yine geri çıkıyoruz. Ve tekrardan geçeceğim hemen 35 binlik pakete. Hemen 35 binlik paketi açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz şu anda büyük bir ihtimal benim coins'imi göremiyorsunuz. Ancak yarın zaten bunun bir spoiler olduğu için göstermediğimi anlayacaksınız. 75'lik bir mey o oyunun başında çıksa çok iyi olabilirdi. Ancak şu anda hiçbir işimize yaramaz. Değeri de düşüktür büyük ihtimal. Haydi bakalım son kez açıyorum. Hadi hocam ya. Bir dengeli falan ver dedi. Levelimizi arttırmak istiyorum. Hadi. Level arttırmak için bir şeyler ver. Vermedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Çok da fazla açmak istemiyorum. Hemen o zaman şimdi sizlerle birlikte tahminlerimize devam edelim. Bakalım arkadaşlar. Umarım tahminlerimiz doğru çıkmaya devam eder. Şimdi arkadaşlar eşleşmeler burada değildi. Eşleşmeler mücadelelerde değildi ki. Eşleşmeler nerede? Etkinliklerde olması lazım. Ben niye göremedim? Eşleşmeler ha. Üstünde çıktı. Kırmızı bir şekilde yazdığı için onu görememişim arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman. Arkadaşlar ben burada
Kime karar verdim? Ben şu an unuttum burada kime karar verdim. Hemen onu da bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar ben burada Liverpool'un maçı çok rahat bir şekilde kazanacağına inanıyorum. Ve burada direkt Liverpool'a oynuyorum. Chelsea'yi hiç güvenmiyorum. Hiç. Chelsea bu maçı kaybedecek arkadaşlar. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Yani aslında buna da garanti vermezdim ama o kadar çok tereddütlü şeyler yazdı söyledim ki size bu maçta direkt garanti söylemek istiyorum. Umarım da tutar. Tutar tutmazsa çünkü rezil kalacağız. Umarım tutar yani tutmasını çok istiyorum. Çok güzel bir şekilde Lewandowski'den gol Lazo geldi. Haydi bakalım abi. Ali. Kaleci tuttu topu. Morales. Lewandowski alamadı. Abi yapma be. Bunu bana yapmaman lazım oyun. Lewandowski. Lewandowski. Uzaklardan şansını deneyecek. Ya faul yaptılar da bir topun kaleye gitmesini bekle. Belki gol olacak. Çok güzel bir gol Lewandowski'den. 2 bölü 4, 4'te 2 oldu. Güzel oldu. Evet Lewandowski. Lewandowski direkten döndü. Devam edecek mi etmedi? Klein kaydı. Güzel. Lewandowski. Lewandowski. Çek topu. Yukarı çıkıyor. Lewandowski. Güzel bir plaseyle golü vurabilecek mi? Lewandowski 4'te 3 yaptı. Güzel abi. Hadi bakalım. Son bir gol daha gelince son maçımıza da geçeceğiz arkadaşlar. Morales. Morales. Morales geçti. Morales, Morales vurdu, gol geldi. Çok güzel bir gol. Ancak kötü oynuyorum ya. Uzman zorluğunda da olsa daha iyi oynamam gerektiğini düşünürdüm ben. Ama daha iyi oynamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buraya da geçtik. Şimdi Monaco PSG'ye ben direkt PSG'ye veriyorum. Hiç tartışmadan arkadaşlar. Yani bunu da artık siz de böyle verirsiniz. Zaten bunu merak eden çok da fazla kişi yoktur. PSG bu maçı alamazsa ama PSG'ye gerçekten yazıklar olsun arkadaşlar ya. Yani o kadar kazandı. Sırf biz oy verdik diye kazanamazsa gerçekten yazıklar olsun. Morales ofsayttaydı. Hakem görmedi. Morales güzel bir aşırtmayla golünü tamamladı arkadaşlar. Hatta burada 4'te 4 yapmayı planlıyorum. Bakalım abi. Haydi bakalım. 4'te 1 yapmak istiyorum. Umarım yaparım. Lewandowski. Haydi bakalım. Ali sen adamsın. Ali. Ali. Hayır. 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 Olmaz. Levo. Levo ve 5'te 4 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde 5'te 4'ü yaptık. Ve sonunda mı? Aynen sonunda. Sonunda tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim verdiğim oylar bu şekildeydi. Umarım şu Naldo denen kardeşimizi alabiliriz arkadaşlar. Ben almak çok istiyorum. Umarım da alırız. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu lütfen like atmayı unutmayın. 2000 beğeni geçerse haftaya da bu tahminler videosu gelecek arkadaşlar. Ayrıca de hala kanala abone değilseniz de şuradan kanala abone olmayı unutmayın da artık şurayı tutturalım ya. Bir dua edin de tutsun artık şu maçlar arkadaşlar. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca de arkadaşlar şuradaki çıkan iki videodan herhangi birisine giderek gerçekten harika videoya gidebilirsiniz. Yarınki videoya hazırlıklı olun. Yarın saat 11'de harika bir video gelecek. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay.